Herkese günaydın. Şimdi dünün soru cevap videosunu çektim. Birazcık vlogları dün ara verdim. Ama şu anda geri dönüyorum. Şeyi fark ettim. Londra'daki birçok spor salonu, mesela Ece Target da yapıyor onu, Flow Studio da yapıyor, ama Londra'daki birçok spor salonunda online live ders veriyorlar. O yüzden şimdi bugün onlardan birini yapacağım. Onun için çok heyecanlıyım. Bar dersi yapacağım ve barı bildiğiniz gibi zaten ben çok severek yapıyorum. Şimdi o 20-15 dakika sonraya başlayacak ve bahçede yapmayı düşünüyorum. Çünkü hava inanılmaz güzel şu anda dışarıda. Daha kahvaltı etmedim. Bundan önce bu sabah Skype toplantım vardı. Birkaç tane böyle sosyal medya içeriği hazırladım. Ve verimli bir gündü yani şu anda şimdiye kadar. Bu verimliliğe geri dönmek beni daha çok motive ediyor. Çünkü son 2 gündür doğum günümden beri, doğum günümde kendime izin verdim. Sonra dün de çok geri dönemedim. Ama şu anda gerçek hayata geri dönüş. Virüs olsun olmasın zaten bilgisayarımız var. Bilgisayarımızla birlikte çalışabiliriz. Bir de doğum günümde hediyelerimden biri. Begüş'ün bana bu aldığı küpelerdi, çok güzel. Bir de annemler MacBook almışlar yeni laptop olarak. Çünkü Londra'da sürekli bu büyük 15 inçlik bilgisayarımı taşıyorum ve bu gerçekten 3 kilo. Artık sırtım hani şey yaptı, bozuldu. O yüzden şimdi hafif MacBook Air, çok çok heyecanlıyım. Onu kuracağım bugün. Ona da bakarız. O şekilde şu an spor dersini bekliyorum. Heyecanlı bir şekilde. Evet, spor dersine hazırız. Hava inanılmaz güzel. O yüzden şu an belki yanarım diye spor stiliniyle yapacağım. Bir de annem bana özel şey almış. Çorap almış, altları. Mağazalar kapanmadan önce altları stikerli. Üstleri kurdeleli. O iş adamı darbi de. Öyle. iPad hazır. Spor dersimi bekliyorum. Yanar mıyım sence böyle? Yanarsın, çok güzel yanarsın. Bronz olacağız bir de. Süper. Evet. Live başladı. Burada. Deyzi, sen neden havlıyorsun bebikon? Neden orada durdun da havlıyorsun? Ha? Ne oldu? Ananız bakıyor. Begüm muzlu kek yapıyor. Muzlu ekmek. İçine çikolata parçası da koyacak mısın Begüş? Okay, muzlu ekmek yapma zamanı. Ben de yapabilir miyim? Muzlu kek. Muzlu kek sen. İçine ne koyuyoruz? Muz mu? Kek mi? Ne yapıyoruz muzlu keki? Çikolatayı çip koyacak mısın? Kayın. Şey, ceviz de koyacağım ona. Aa, çok güzel o. Ceviz ve çikolata mı? Evet. Ben ne yapmak istedim biliyor musun aslında? Focaccia. Ben de focaccia yapayım, sen de muzlu kek yap. Okay. Valla focaccia birisi Instagram'dan yapmıştı. Çok güzel focaccia yapmayı gösteriyor. Ya da yarın ailece pizza yapalım. Babanla benim şarkımız o. Tekrar çal o zaman. Dans edeceğim. Dans edeceğim. Begüm. Valla. Keşke benim evimde de böyle güzel aletler olsa da ben de böyle güzel yemekler yapabilsem. Çok güzel. Çikolata koyacak mısın içine? Sen koy. Koy, istiyorum. Muffin gibi mi yapacaksın? Evet. Yani banana cupcake. Muz cupcake. Wow. Begüm. Onlar yalanır, onlar öyle koyulmaz. Best part of baking, onları yalamak. Begüm. Tamam, o zaman onu bana bırak, onu yalayacağım. Tamam mı? İnanılmaz güzel kokmaya başladı. Banana bread. Begüm çıktı, annem de aşağıda spor yapıyor. Şöyle birazcık pişmiş bir tane diyorum. Çok acıktım, deneyeceğim. Bende şey hastalığı var gerçekten. Aranızda başka birisinde var mı bilmiyorum. Pişmemiş şeyleri yemeyi çok seviyorum. Deneyelim. Çok güzel. Fırındakiler. İnanamayacaksınız. Açıyoruz.
Bakar mısınız? Bu ne? Bir de size yeni bir duyurum var. Artık her video, her altıdaki video dışında Instagram hesabımda da saat 7'de live yapmaya başlayacağım. Hep farklı farklı konuklarla birlikte, genellikle kendi alanlarında başarılı olan insanlarla birlikte sohbet edeceğiz. Bugün ilk live'ımızı başlatıyoruz. Saat Türkiye saatiyle 7'de, 19.00'da. O yüzden Instagram hesabıma bağlanmayı unutmayın. Kiminiz konuk olacağı sürpriz storylerimden bulabilirsiniz her sabah. Evet, çok heyecanlıyım sizinle canlı yayında da sohbet etmek için. Banana bread'in birazını da sen mi yedin tadına bakmak için? Evet. Nasıl, güzel miydi? Çok güzeldi. Çok güzele benziyor. Benim de banana bread. Çok güzel kokuyor. Ben de mi deneyim birazcık acaba? Spesiyetçisi. Ben de merak ettim. Evet, tadına bakmak. Bakıyorum. İçinde ceviz de varmış. Bir de küçük çikolata parçacıkları da. Çikolata parçacıkları benim fikrimde. Çikolata parçacıkları. Benim fikrimde. Ha, senin fikrin. O zaman ne fikir? Benim bir hakkım var yani. Çok güzel bir fikir vermişsin. Sayende. Şimdi akşam yeminden sonra en sevdiğim zaman çay ve kek, çikolata. Vlog çekiyorum. Çay, kek, çikolata. Annem Londra'daki evimi özlemeyeyim diye bana İngiliz bisküvisi vermiş ama benim ne yiyeceğimi biliyorsunuz. Banana bread, muzlu kek. Begüş'ün yaptığı. Ve kupalar. Ne kadar büyük olursa o kadar seviyorum genellikle. Televizyonda mucize daftar. Best üçlü. Evet, böyle bir günün daha sonuna geldik. Bu arada eğer Türkçe izleyecek güzel bir dizi arıyorsanız Mucize Doktor gerçekten çok başarılı. Tavsiye ederim. Öyle. Bir haftadır buradayım artık ve bilmiyorum. Çok şey... Filmde yaşıyormuşuz gibi geliyor hala bazen. Neyse. Karantinada 5. günümüzün izoloğun 5. gününden size iyi geceler diliyorum. Eğer 7'den önce izliyorsanız ya da herhangi bir gün izliyorsanız her gün 7'de Instagram'ıma bir canlı yayın için gelmeyi unutmayın. Bundan sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.